Ya Melahat, böyle kalsana, çok güzel olmuş ya, çok güzel. Yok sağ ol abi, teşekkür ederim, doydum. Melahat'cığım, bir küçük tadına bak ama, şöyle kenarından küçük. Sonra çok pişman olursun. Bu börek mahallede pek ünlüdür. Hele şimdi Ahmet duysaydı koşa koşa gelirdi dükkandan. Vallahi 100 metre rekorunu kırardı ya. Ben cansına nal toplatırdı vallahi. Yok artık, abartmayın siz de. Söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama... bunun altı biraz kuru mu olmuş sanki? Sohbete mi daldın, fırında mı unuttun, ne yaptın? Ne olmuş? Yok. Kuru mu olmuş? Hayır. Birlikteyiz, tam tersini tam kıvamda olmuş. Ben senin çayını tazeleyeyim alacağım. Zahmet etme, ben alırım. Yok canım, ne zahmeti, koyayım. İyi, hadi koy bakalım. Abi ben de diyorum ki bugün kızın okuluna gideyim de bir bakayım. Çaktırmadan bir iki hocasıyla da görüşeyim diyor. Git git tabii, git. Hiç düşünmeden kalk git ya. Biraz dolaşmış da olursun. Sen bana sorma böyle şeyleri. Kalk git ne zaman istiyorsan. Bir şeye ihtiyacı var mı? Yok sağ ol, ne ihtiyacım olacak? Eviniz açmışsınız, daha ne yapacaksınız? Hı. Ben de size rahatsızlık veriyorum böyle, git gel git gel. Aşk olsun, o ne demek? Duymamış olayım. Çayın alacağım. Açık olmuş bu, deminden çalmışsın acık. Bunu bu kadarını dök, üstüne dem koy. Hadi çocuğum. Tamam abicim. Hocam. Hah. Ben çantanı kaldırayım ben senin, ha? Sen zahmet etme, bak ayakların ağrıyor senin. Yok canım benim, ben kaldırırım, dil lazım. Yani ben senin için dedim, yani ayaklarım ağrıyor diyorsun, yorgunum diyorsun ya, ondan demiştim. Hah. Ağır idi ama şimdi hiç ağırmay, hiç. Hiç ağırmay. Ha, ana. Hah. Nereye kalktın sen? Azıcık daha uzansaydın ya, dinlenseydin ya. Yok evladım, sevmem dinlenen be. Çakıl sen. Hadi çakıl önümde. Çakıl. Allah Allah, tamam. Bak. Ne oldu gene? Ay Sami. Ay ne değerli çantası varmış Sami'cim ya. Hiç kimseye vermiyor çantasını. Her gün içini açıp açıp böyle kontrol ediyor. Aa, önemlidir, kıymetlidir anamın çantası. Öyle kendini şey yapar ona. Hakikaten ya, ne var bu çantanın içinde? Ne var? Ne olacak ya? Eski fotoğraflar vardır, ondan sonra onun takıları vardır. Ne bileyim ha, vardır işte, bir şeyler vardır. Ne bileyim ha? Sen de amma meraksızsın yani ha Sami'cim. Allah Allah abi, merak etsem ne olacak be ya? Onun kendi malı, kendi şeyse. Ben öyle ne yapacağım onu? Hadi karıcığım, ben hastaneye gidiyorum. Hadi koy adamı. Hadi. Hadi. Ya Melahat, bu misafirlik duygusundan uzaklaş artık ya. Burası senin evinde sayılır. Çok doğru. Ya ne kadar güzel söyledi Fehmiciğim. Burası senin evin Melahat'cığım, çok doğru. Çok teşekkür ederim, vallahi çok duygulandım. Çayını tam istediğin gibi koydum bence halacığım. Nasıl, olmuş mu? Bu sefer de çok demli olmuş ya. Şu kadarını döküver, üstüne su koyver. Hadi, hadi çocuğum. Tamam halacığım. Hayır yani, söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama bu kızın da hiç elinin ayarı yok yani. Ben de içemiyorum çayı, yavan geliyor böyle tam deminde olmayınca. Şöyle bir şey vardır, askerde kıdem, çayda dem çok önemlidir yani. Evet, evet. De, bakıyorum hiçbir şey yemedin sen de doğru düzgün. Yok yok, yedim Rukiye'cim, sağ ol. Ya bak Melahat, bu misafir psikolojisinden çık ya. Ya burası senin evinde sayılır. Yani artık biraz kendi evindeymiş gibi hareket et. Öyle davran yani. Hiç sıkma kendini. Rahat ol. Tamam mı? Sağ ol abiciğim. Bence şimdi oldu alacağım. Olmuş olmuş artık, ne diyeyim. Çok güzel, maşallah. İyi kötü bir şeyler birikmiş çok şükür. Butik. Evet. Bu para böyle boşu boşuna durmasın, biz bununla bir şeyler yapalım. Ne yapalım?
Abi bana her şeyi de biz bu parayla ne yapacağız deme. Karşımda butik Ali kardeşim var. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım canım? Abicim biz alnımızın teriyle kazandığımız şu güzel paramızla gidelim, yepyeni mallar çekelim, depoya yerleştirelim. Hem uygun fiyata toptan alırız, zamanı gelince de satarız, çok güzel kar ederiz. Nasıl? Bak da gör. Çok güzel. Ha? Çok güzel. Eyvallah. Bu böyle çekeceğimiz yeni malları nereye koyacağız? Depoya işte. Depoda yer yok. Bir metrekare yer bile yok. Depo ağzına kadar dolu. Önce onları satalım. Ondan sonra yenilerini alacak mıyız, almayacak mıyız? Ona göre bakarız. Hmm. Ben diyorum ki bu parayla altın mı alsak? İyi yatırım. Aa bak. Güzel fikir. İyi düşünmüşsün Ahmetciğim. Altın her zaman kazandırır. Güzel fikir. Ya Halit Bey tabii altın da çok güzel. Çok güzel kazandırır ama ben diyorum ki arsa alın. Bakın şimdi bir arsa aldığınız zaman 20 sene sonra acayip değerlenir. Arsa en güzel yatırım. Ya Zeynep nereden boş konuşsun ya? Ya boş arsayı alıp ne edecekler ya? Ahmet sen boş Zeynep'i dinleme bak. Buyur. Bir tane tarla al tamam mı? Bir tane de saman, iki tane de inek. Kendin sür, ek, biç. Uşaklar faydalansın ileride ya. Ne? Toprakla uğraşılır mı arkadaşlar ya? Toprakla uğraşılır mı? Al bir otobüs. Ver hem de bir şirkete. İstanbul Ankara gitsin gelsin arada biz de sebepleniriz. Ya arkadaşlar siz ne yaptınız ya? Yani öyle tamam yani 3 kuruş 5 kuruş bir şey biriktirdik çok şükür de öyle arsadır, tarladır, otobüstür falan o kadar değil abi. Abi. Abim. Gün gelecek. Merak etme. O günleri de göreceğiz abi. Ya sen butik Ali kardeşine güven. Bak gör. Düşünüyoruz. Yapacağız. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? En güzeli banka. Riski yok ya. Sıfır risk diyorsun. Tabii abi. İnsanın bir köşede birikmiş parası olması da bir enteresan böyle. Ne yapacağını bilemeyiz. Gerçekten ha. Maşallah. Allah kırsın abi. Hah komşular. Ya birisi yardım edebilir mi ben? Çok sıkıştım. Levent. Benim çok işim var şimdi. Ben... İyi yürekli kardeşim benim. Benim hassas kalpli kardeşim benim. Ama ben şimdi bu... Öyle aması maması vesairesi bak, yok. Bak üzerinde adres yazıyor. Buraya teslim edeceksin. Tamam hadi Allah razı olsun senden. Ama... Ama ama ama. Dükkana bakarız. Kolay gelsin. Dükkanı hiç merak etme. Ya oğlum düzgün silsene şurayı ya. Düzgün sil biraz ya. Abi siliyorum işte tamam. Bak şu köşede kalmış biraz Sinan ha. Ya Mustafa abi sen oradan o köşeyi nereden görüyorsun? Ya kabak gibi görünüyor işte buradan bak. Bak böyle yapınca gözünü kusuyorsun görünüyor orada. Doğru söylüyor bak aha işte orada kalmış. Nerede kalmış abi? Ya göstersene nereyi sileceğini. Ya aha burası aha aha bak aha. Ya aha. Abi. Abi ben az önce sildim orayı. Niye leke yapıyorsun bir daha ya? Ya Allah Allah. Cevap veriyorsun bana oğlum. Abiye cevap verme. Sil oraya çabuk. Temizle. Daha Sinan içeri ortağım. Temizliği var. Sinan ortağım al bunu şu kolaylaşsın ha. Ha eyvallah sağ ol. Al ha. Abi sağ ol. Hadi sağ bakayım bağırmayın ya. He şey abi ya. Hanım benden para bekliyor. Memlekete para yollayacağım da. Benim parayı versen de yollasan ver bir an evvel. Ben gönderirim sen merak etme. Şimdi ben sana parayı vereceğim gidip harcayacaksın. İşini bitirsen. Yok abi niye harcayayım ya? Niye harcayayım? Bir kere de güvensene şu kardeşine. Şu kardeşine bir kere güven ya. Bak ya. Niye böyle davranıyorsun? Kocaman adam oldu Sinan. Çocuk değil ki artık ya. Ya buna güvenilir mi Adil abi Allah'ını seversen. Niye? E bak artık arı gibi çalışıyor. Arı mı? Ha? Arı, evet arı gibi çalışıyor vallahi. Bal arısı şu hale bak. Bırak burayı. Al şu parayı harcamadan memlekete gönder tamam mı? Tamam abi sen merak etme. Selamünaleyküm Esnaf ailesi. Aleykümselam. Aleykümselam. Mustafa abi kim? Bilmiyorum kim. Sonra gelen muz ortaya bir çaktı kafayı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben bir kahve alayım Mesut abi. Tabii kardeş hemen. Kim bu ya? Bana Mesut abi falan filan diyor. Hani gözüm bir yerden böyle çıkaracak ama tam da çıkartamıyor. Yani bana da tanıdık geldi ama kim ya? Bizim rahmetli Rıfkı abiye çok benziyor. İdris abi aynı Rıfkı abi. Mezardan çıktı, hortladı adam aramıza geldi. Allah Allah! Ya gülmeyin, o Trabzon'da ya. O buraya nasıl girecek? Hemen ha ha gülüyüz. Gelemez. Mesut abi, benim kahve az şekerli olsun. Bir de soda alayım. Lütfen. Tamam, tamam birader. Israrla istiyorum ben, halledeyim. Ya beyler, bu ses bana hiç yabancı gelmiyor. Sesi de bizim aynı tip ki böyle rahmetli Celal abiye benziyor. Ya İdris abi, sen niye Trabzon mezarlıkta yatan herkesi sayıyorsun abi? Canlılardan örnek versene. Aha. Selamünaleyküm.
Aleykümselam abi, hoş geldiniz. Buyurun bir çayımız için. Hoş bulduk. Çay içelim. Evet, hoş geldiniz. Çay içelim. Hararet yaptım. Kendimize gelelim. Çay içelim. Hemen. Evet. Amirim, şeyi konuşuyorduk. Şu arka masada oturan arkadaş bize hiç yabancı gelmedi de çıkaramadık. Bir siz bakar mısınız, çıkartabilecek misiniz? Aman tipi. Çıkaramadım ben bunu. Amirim, kimlik kontrolü yapayım mı? Selahattin oğlum, bazen seni ıslak sopayla dövmek istiyorum ya. Ya adam gelmiş çayını içiyor. Ne kimlik kontrolü? Dur biraz, sakin ol ya. Böyle biraz bu tarafa dönse, bize de böyle bir dönse. Gözlük var abi, gözlük. Sakin bir şey içiyor. Yok mavişim ya, Elvan'ım olmuyor böyle. Çalış çalış nereye kadar? Olduğumuz yerde sayıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz ya. Ay ne varmış halimizde Şahin? Aç değiliz, açıkta değiliz çok şükür. Tamam da yani bizim çok para kazanmamız lazım. Zengin olmamız lazım. Olmuyor böyle. Neden Şahin? Ya çünkü yarın öbür gün küçük Şahinler, küçük Elvanlar gelecek. O yüzden. Kim gelecekse bereketiyle gelir Şahin, sen merak etme. Ya mavişim, diyorum ki şu altınlarımız vardı ya. Onu diyorum bozduralım, ondan sonra dükkanı büyütelim. Vav, wow, 5 tane daha masa koyarız, çok para kazanırız. Ne diyorsun? Hayır diyorum Şahin. Biz daha bu masaları dolduramıyoruz ki, yeni masaları ne yapacağız? Hem o altınlar zor günler için olmaz. Ya zor gün, kolay gün. Gün gelecek. Ya gün gündür ya. Elvan, ne diyor kızım o türbe? Boş boş konuşuyor yine. Yok bir şey babacığım, bir şey demiyor. Var bir şey. Evet var ya. Olmaz böyle ya. Çalışıyoruz, çalışıyoruz tamam da. Yani büyümemiz gerekiyor ya Erol Taş Baba Sami. Ya bir hayal edelim ya. Kafamda bir plan var. Zerşön bir plan var. Ya bazı insanlar hayal kurar, bazı insanlar da o hayalleri gerçekleştirir. Biz gerçekleştireceğiz. Eşt. Aa, sevsin ha. Sen bugüne kadar hangi hayalini gerçekleştirdin bakalım, bunu gerçekleştireceğim. Ha? Ya bir hayal kuralım. Gözünü seveyim lütfen ya. Şöyle yapacağız. Plan çok kolay. Şu arka tarafta, yan tarafta dükkan var ya, onu alıyoruz. Tezgahı, fırını oraya yerleştiriyoruz. Şu arka kapıyı da kırıyoruz, dükkanı arkaya doğru büyütüyoruz. Ondan sonra 5, 6, 7 masa, kaç tane olursa olsun koyuyoruz ve paraya para demiyoruz. Ne diyorsun? De bu süpürgeyi al, yerleri silmeye başlıyorum. Hadi, boş konuşan kirpe. Hep sana ya, para kazanmamız lazım ya. Para kazanmamız lazım diyorum. Şahin. Ne Şahin'i? Allah. Basir abi, sana bir şey söyleyeceğim ya. Gün gelecek, bu pastane büyüyecek mi? Büyümesin Şahin. Bu pastane hep böyle kalsın. Büyümek bazen iyi olmaz. Neden? Ben sana ya. Hep aynı şeyleri yapıyoruz. Hep aynı. Her gün aynı. Her gün. Ya odadan garip garip sesler geliyor ya. Melahat ne yapıyor orada? Bunun ki benimki. Ya Gülden yavrum, şu kadına baksana ne yapıyor ya? Bakayım babacığım. Halacığım, müsaitseniz girebilir miyim? Dur girme Gülden, birazdan geliyorum zaten. Gel canım gel. Ne yapacak? Valiz falan düzeltiyordur herhalde. Yok ya, ne valiz? Böyle ses mi çıkar valizden? Başka bir şeyler yapıyor. Neyse çıksın odadan da görürüz, siz merak etmeyin. Çok karıştırıcıdır, çok. Kim bilir içeride neler karıştırıyor ya. Ne yapabilir ki Fehmi'cim? Yani bir odada tek başına ne yapabilir? O ne mikserdir ya? Vallahi ne biçim karıştırıyordun şimdi orayı biliyor musun? Fehmi'cim neyini karıştırabilir? Bir tek odada bir kişi ne yapabilir yani? Ya siz Melahat'ı tanımıyorsunuz ya. Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkartır, savaşanlar bile anlamaz. Ya askerler birbirini öldürürken, aa Allah Allah, biz niye savaşıyoruz ya? Aa, bari vurayım öldüreyim falan der yani. Çok acayip, çok acayip. Şu yerine bir bakalım da Gülden çıkıyor. Yeter artık, yeter. Burama kadar geldi artık, burama kadar geldi. Nerene kadar Şahin? Evet Nevzat, burama kadar geldi artık, yeter. Nerene? Ben anlayamadım tam. Nerene geldi? Burama kadar gel. Güzel ya, oradan oraya çok mesafe yok. Dertliyim diyorum, dertli. Kim anlatıyorum ama? Pers size, ben gidiyorum ya. Ya gel otur şuraya. Şahin, gel şuraya ya. İki çift laf edemeyecek miyiz biz sana ya? Hadi. Otur şuraya ya. Hemen alındı bu uşak ya. Tamam, Selvi boylusun, tamam.
Ha. Amirim, şu gözlüklü kim? Sürekli buraya bakıyor. Şahin, biz de onu merak ediyoruz. Gözümüz bir yerden ısırıyor ama nereden ısırıyor bilmiyoruz. Ben şeye çok benzetirim ya. Neydi o ya? Rahmet. Aman İdris abicim, aman İdris abicim. Sen kimseye benzetme adamı, gözünü seveyim. Şimdi onunla bir konuşayım, bir ifadesini alayım. Kimmiş o? Anlarız şimdi. Şahin! Geçelim, otur. Oturuyordun. Bu ne ya? Mahallede herkes asayiş memuru kesilmiş. Adama suçlu muamelesi yapmayın beyler. Ayrıca suçlu bir durum varsa biz hallederiz. Sakin. Amirim, isterseniz ekip çağırayım. Bay Sepet, saçmalama. Af kurma. Sayın Yiğit, sus. Af kurma. Af kurma. Şimdi... Köpek avlaması gibi bir şeydir. Af kurma. Ağırma ya. Tamam, bırak hesap kitap yapmayı. Bırak, tamam. Dursun işte bankada. Ya ne sakıncası var? Para bankada dursun işte, dediğin gibi güvenli. Ya Ahmet abi, yani lütfen şu paramıza karpuz muamelesi yapma abi. Yani o bankada durdukça pul olur abi, pul. Evet, butik haklı Ahmetciğim. Yani paranın değeri kaybolur. Ya az önce altın diyordun sen, niye hemen vazgeçtin ki? Ya evet abi, Ahmet abi. Birazcık çalıştıralım şu saksıyı. Çalıştıralım. Şimdi ne diyorum ben biliyor musun? Ne diyorsun canım? Bence biz bu parayla girelim, güzel bir kooperatife girelim. Evet. Kooperatif bittiği zaman da mis gibi bir evimiz olur. İstersek gireriz içinde otururuz, istersek veririz kiraya. Nasıl? Çok güzel ya. Bu. Bir kooperatif ne kadar sürüyordu inşaatının bitmesi? 15 yıl mı, 20 yıl mı? Çok. Kooperatif dağılmayacak da, o inşaat bitecek de biz bir tane ev sağ... Oho, butik ölme eşeğim ölme. Evet, öyle deme ya. Bak, bizim Ezürümler Derneği'nin kooperatifi var. Sizi oraya sokayım, tamam mı? Orada güzelce girersiniz o kooperatife, hem ne olur? Bir sürü Erzurumlu komşunuz olur. Nasıl? Erzurumlu komşu harika olur. Evet. Çok güzel olur. Çok hoş olur da. O inşaat bitene kadar biz biteriz. Zeynep. Efendim. Zeynep. Efendim yenge. Zeynep, senden bir şey rica edebilir miyim? Ya ne demek, ne ricası? Emrin olur. Ha? Bak, üstüne yazılı adrese bunları teslim edebilir misin? Öderim, ne demek hemen. Sağ ol, Allah razı olsun sana. Senden de. Hadi, hadi kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Ya bu Cankuş da yani Yıldız yengeye bir tane yardımcı alamadı yani. Kadıncağız tek başına koşturuyor ya. Tek başına mı? Ne tek başınası abi? Görmüyor musunuz? Çembere bizi de yavaş yavaş aldı. Butik doğru söylüyor. Levent gitti. Zeynel gitti. Arkadaşlar farkında mısınız? Çember daralıyor. İbre bize doğru dönüyor. Abiler. O zaman ben dükkana gideyim. Hadi hayırlı işler. Hadi kolay gelsin. Hadi dükkana gidelim. Hadi görüşürüz. Hadi abi görüşürüz. Hoşça kal. Tamam. Ahmet. Abla, Yıldız yenge. Bir şey isteyebilir miyim? Buyur yenge, buyur. Ahmet, yani bunu şimdi adrese teslim etmek gerekiyor. Bana kim yardım edebilir? Sorun mu bu yenge ne demek? Ben de kim yardım için? Butik yardım eder tabii. Ne efendim? Kapat. Abi. Hadi oğlum, yengeye bir yardım et. Hadi butik, aslan kardeşim. Butikciğim, bak üstünde adres yazıyor. Bunu teslim edersen çok sevinirim. Allah razı olsun butikciğim. Cümlemize. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sağ ol. Tabii, Yıldız ablacığım ne demek? Tabii ki. Ya kaskaca butik Ali'nin düştüğü durumlara bak abi. Ne düştü? Hangi duruma düşmüş koskoca butik Ali? Dur, bırakıp geleceğim hadi. Hadi iki gözüm benim, aslan parça. Hadi yakışıklı kardeşim, adresi yazıyor. Hadi. Hadi kolay gelsin. Kardeş buyur. Afiyet olsun, yağ gibi kaçsın. Eline sağlık Mesut abi. Oh be. Vallahi özlemişim abi kahveni. Ya ne der, affedersin de... Biz tanışıyor muyuz ya Mesut abi falan deyip duruyorsun da bir gözlüğü bir çıkar bakalım. Abi sen beni tanımadın mı? Yok tanımadım valla. Veli ben. Veli mi? Bozacı Veli ya. Bozacı Veli. Evet. Ya oğlum ne olmuş sana ya? Yılan gibi olmuşsun vallahi ya. Gömü falan mı buldun? Yani öyle sayılır. Kafayı çalıştırdım abi. Borsa oynuyor. Borsa? Abi. Vay be. Alper, Nevzat, amirim, komiserim, İdris, Kapit. Ya bakın bizim bozacı oldu size borsacı. Veli. Bozacı Veli ya. Borsacı Veli olmuş. Veli mi? Veli. Aa. Ya Veli kusura bakma ya kardeşim. Öyle göbek mebek salmışsın tanıyamadım. Veli. Veli. Bozacı Veli. Evet amirim.
Az içmedik bozanı. Afiyet bal şeker olsun amir. Yoktun buralarda, hayırdır ha? Ama tesbih al benden. Gözümün önünde de sallama bunu işini. Hangi rüca attı seni buraya? Buralardan geçiyordum. Mesut abinin bir kahvesini içeyim dedim. Vay be, görüyorsun değil mi bak? Hiç unutulmaz benim kahvemin tadı. İyi yapmışsın Veli kardeşim. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Ya varsa bir boza verir misin bana? Çok canım çekti. Abi ben bıraktım o işleri ya. Şimdi işim gücüm borsada hisse senedi alıp satmak. Mükemmel bir iş. İyi yere dükkan açmışsın Veli kardeş. Açtık dükkanı. Çalışıyor tıkır tıkır. Bir dakika ya. Eins Minuten. Şimdi şey diyeceğim, parayı buldun mu diyorsun sen? Artık o mu beni buldu, ben mi onu buldum bilmiyorum ama ortak yerde buluştuk. Şey ya, nasıl buluştunuz ortak nokta? Şimdi benim biraz birikimim vardı. Sonra köyde pancar hasadı yaptık, sattık pancarı. Ben bir gün Karaköy Ayaklı Borsa'da boza satarken tanıştım borsayla. Sonra baktım millet alıyor, satıyor, dünyayı kazanıyor. Ben de dedim ki, neden ben kazanmayayım, yapmayayım bu işi? İyi ki de demişim çok şükür. Şimdi ben alıyorum kağıtları, satıyorum, yoluma bakıyorum. Yoluna bakıyorsun? Tabii. Vay be. Aslan be Veli abim ya. Bana da öğret. Bana da öğret, bana da. Ben de anlarım yani. Veli abi ya, bozacı Veli abi. Hatırlamadınız mı? Ya Veli abim, aslan benim. Öğretmiş. Abim, evet abi, ben de çok iyi yapabilirim yani bu işi. Rukiye, gel gel gel. Mera çıkmış ya piyasaya. Ne oluyor? Ne oluyor ya burada? Ay vallahi burada çok güzelim. Vallahi çok güzelim. Hadi gel gel abi, yardım et. Ya Mera, sen ne yapıyorsun ya? Ha. Ay abi, oda çok küçük de üstüme üstüme gel duvarlar, içim sıkıldı. Ben de kendime göre düzenliyorum. Melahat'cığım, ama ben sana söyledim, Nazlı'nın odasına geç, orada daha rahat edersin dedim, demedim mi? Şimdi söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama yani orada çocuklar var, rahat girip çıkamıyorlar. Hadi abi, hadi gel. Ya benim belim ağrıyor ya. Ya ben böyle ağır şeyler taşıyamam ki. Abicim, bunda ne var şu kadarcık şeyden? Bel mi ağrıyor, ram buram diyorsun, aşk olsun. Da çıktı, tamam. Şimdi küçük parçalara geçeyim ben. Bir dakika, küçük parçalar derken? İşte vantilatör, tablolar, öyle küçük küçük eşyalar, bir şeyler. Ne bileyim yani, ardiye olmuş o da. Tıkıştırmışsın ne bulduysan şekerim. Ama hayatım bak şimdi, bu burada olmadı. Sandalyeler orada olmadı. Bunun yeri güzeldi. Onlar o içeride iyiydi yani. Oldu oldu, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ya Melahat, icat çıkarma ya. Burak, niye bu? Ya işte orayı niye boşaltıyorsun? Yat uyu orada ya. Abi burası senin evin demedi mi? Kendi evin gibi rahat et demedi mi? Ben de rahat etmek için kendi evimi kendime göre düzenliyorum. Evet dedim. Ben dedim ha. Evet dedim. Hadi Gülden'cim, küçük parçaları da çıkaralım. Hadi. Okey. Bir yanlış kurulmuş bir cümle nelere mal oluyor? Önemli değil Fehmi'ciğim, ne yapalım? Hiç üzülmeyelim şimdi. İstediğini yapsın, onları bir eşyaları kaldırır. Beri o gidince de koyarız yerine, ne yapalım yani? İş çıkacak işte. Şimdi o gidince lafı var ya, çok muallak yavrum. Çok muallak. Nasıl yani? Gitmez mi? Melahat mı? Sağ, solu, ön, arkası hiç belli olmaz ya. Ha, Melahat'cığım, onları şey yapalım, bir kağıtlara saralım, gazeteye saralım, öyle götürelim, olur mu? Aman yok, ne gerek var Allah aşkına, zaten ecüş bücüş şeyler, boş ver. Ama kırılabilir, bir kolye molye koyaydık en azından. Aman yok gerek. Gülden'cim sen... Tamam, ya ne güzel vazoydu o ya. İlk aldığımız günü hatırlıyorum Beşiktaş'taki o adamdan. Ne güzel çiçekler şey. Ama ona gelen en güzel çiçek de hatırlıyor musun? Taksim'de bir Rizal vardı çiçekçi. Ondan almıştık. O böyle melekeler diyor. Gitti.
Yani nasıl, çok basit bu. Takip etmek gerekiyor değil mi? Hisse senedi alıp satacağız yani. Ya bu kadar değil mi? Kolay. Kolay. Şimdi bazı yatırımlar uzun vadeli, bazı yatırımlar kısa vadeli. Yani değişken Şahinciğim. Uşaklar, çocuklar. Bu şöyle göründüğü kadar kolay bir iş değildir. Bakın çok insan borsada battı. Aynen John Wayne'den bileler. Dikkat et. Yani kaybetmek riski her zaman var amirim. Tamam işte ama parayı da bulmuş, çıkmış. Ben de çıkarım. Çıkarız yani değil mi? Yani aslında takip... Selam mi? Beyler. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam Mutik. Ya Mesut abi. Ya Yıldız yengeye bir yardımcı al artık ya. Müşterileri bize göndermeye başladı abi. Ya oğlum ne olur yani gitsen müşteriye he? Siz komşu değil misiniz ya? Ne bu böyle ağlayacak gibi duruyorsun ekşi ekşi suratlı? Ya iyi de Mesut abi, koskoca butik adenin yapacağı iş mi abi bu? Ben o yollardan geçeli yıllar oldu abi. Biz burada ülkenin ithalat ihracatına ivme kazandırırken... ...aa bir bakıyorum deterjan dağıtıyorum ya. Konuşma sen oğlum, sen otur bir çayınızı iç. Ne konuşuyorsun dır 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 dır. Öyle mi diyorsun? Koş oğlum. Aa. Deli abi. Aa. Hemen tanıdı ya. Tanıdı ya. Tanıdı hemen. Hemen tanıdın ha. Hayırdır abi? Hayır hayır. Butik. Veli abi parayı bulmuş. Aa. Nerede? Hadi nerede nerede? Nereye düşündüyse o benimdir ha. Komik mi? Üf çok kötü. Biraz daha çalışma. Yapmayın ya amirim. Olmadı olmadı. Ya. Çok Butikçim. Veli kardeşim borsaya girmiş, çok büyük para kazanmış. Ne diyorsun ya? Borsa mı? Yemin ederim var ya, uzun zamandır düşündüğüm bir şey ama... ...bir türlü giriş yapamadım o işe. Nasip olmadı. Girmeyi düşünmesen şaşardım zaten. Ya basitmiş. Bir koyacağız, beş alacağız. Eins, fünf. Ya. Kolay mı diyorsunuz ya Veli abi? Basit butik. Senin kafa zehir, hemen çözersin. Hadi be. Üstüne bir şey getireyim mi Fatu anacığım? Yok istemeyeyim ben. Sen dokundun mu benim çantama? Ay yok canım, ben ne yapacağım senin eski püskü çantanı? Eski püskü? Buna mı değilsin sen eski püskü? Onu ben bir vakitte aldım kaç seneler peşin. Ne kadar pahalıydı biliyor musun? En güzel çantaydı. En güzel benim çantam. Çok şıkmış, çok şıkmış. Çoktur güzel. Şıktır, güzeldir. Ha? Ay ben de çanta almayı düşünüyordum Fatu anacığım. Bakayım o güzel mi? Güzeldir. Çok güzeldir. Böyle bir açsana içine. İçinde böyle bölmeleri var mı? Kullanabilir. Nasıl bir bakayım ona ben? Var. Çok bilmeleri var. Dolly. Bakayım. Yok. Bakamazsın. Beyler. Beyler bakın üç kuruşunuz var. Üç kuruşunuzu da kaybetmeyin. Veli. Veli karıştırma kafalarını bunların. Ya amirim. Ben ne yapıyorsam onu anlatıyorum. Ne bir eksik ne bir fazla. Evet amirim lütfen ya. Yani biz de para kazanalım. Öyle değil mi? Ne güzel olur ya. Fena mı olur ha? Evet Şahin evet evet. Dur şey yapma, sulandırma ortalığı. Veli abi anlatın. Anlat abi buyur. Söz sende. Beyler. Abime bankaya gidiyorum dedim. İzni kaptım. Dörtlüyü kuralım mı hem ya? Ya persana ya Sinan. Bırak dörtlüyü ya. Zengin oluyoruz. Zengin. Zengin mi? Evet. Evet Sinan. Veli abi. Bozacı Veli abi. Ha. Ya adam borsacı olmuş ya. Bize paramızı nasıl değerlendireceğimizi anlatıyor. Evet abi, söz sende. Tane tane anlat. Şaka abi, şaka. Şimdi borsa işi takip işi. Piyasayı koklama işi. Bana her şeyi de piyasayı koklama işi deme abi. Piyasayı benden iyi kim koklar abi? Doğru ya, böyle burun kimde var? Bak komik daha bu. Ya bu daha iyiydi ha. Evet abi. Senin için zaten çıtır çerez bunlar. Mesela geçen ben bir çimento şirketinin hisselerini aldım. Neden? Neden? Çünkü inşaat sektöründe bir ivme var. Hadi canım. Mesela kömür deli gibi satıyor. Aa. Bunun ivmelerini yakaladığın zaman borsa fırlar. Kazanırsın. Gelir, kaynak akar. Ya duyun, duyun, duyun. Bozacı bak ne olmuş. Ya. Çok teşekkürler Ferhan Hanım. Çok sağ ol. Ay rica ederim. Ne demek Beyan aşkım? Komşular!
Ay komşulara yetişin. Yenge. Yetişin. Yenge ne oldu? Ay. Ya Yıldız Hanım hayırdır ne oldu? Yetişin. Yetişin. Bir şey ay. Ne oldu? Dur dur Yenge. Ne oldu? Su getir su. Ya ne oldu ne oldu? Yakın mı var ne oldu? Yok yok. Yok. Ay. 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 İç iç ama. Ay su gibi ömrün olsun. Tamam. Yenge ne oldu? Ben biraz önce. Evet. Çok yüklü bir sipariş aldım. Bana kim yardım edebilir? Hemen gitmesi lazım ama acele. Yangın yok öyle mi şimdi? Yok. Yangın yok. Sen o kovayı boşu boşuna getirmişsin. O kovanın yerine konması lazım. Sana kim yardımcı olacak yenge? Tabii kim? Ki. Kim? Bekir abi. Aa, ben mi? Tabii. Evet tabii ki. Tabii ki Bekir'ciğim. Aramızdaki en centilmen sensin. Değil mi Ahmet? Tabii tabii. Sen bir tabii Erzurum dadaşı bir hanımefendiye yardım etmez de ne yapar? Bu kovayı merak et. Benim değil mi yani? Benim tabii ya. Ben sana yardım edemem yenge ya. Tamam. Ne deme. Dile benden. Ne dilersen Bekir Beyciğim. Ya yenge ben senden ne dileyim? Centilmen erkek bir şey dilemez ki ya. Olur mu öyle şey? Ha, o zaman hadi gel ben de yukarı gel. Hem kolyeyi vereyim hem adresi vereyim sana. Şey, buyur önden evet. Buyur ben yukarı çıkalım. Kolay gelsin. Hele şunun güzelliğine, hele şunun tipine bak. Bak hele şunun. Ustacığım ben de götürürüm. Affet abi! Affet abi! Ne var be? Ne var? Ne var? Bugün herkes bir yerden bağırarak geliyor. Ne var? Abi. Evet. Paramızı nasıl değerlendireceğimizi bulduk. Onun için mi bağırıyorsun? Evet. Nasıl değerlendiriyormuşuz? Acayip merak ettim şimdi. Söylüyorum. Söyle. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Bak. Hazır. Tamam. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Hadi söyle. Borsaya giriyoruz abi. Borsaya. Borsayla. Bu mu yani? Evet. Onun için bağırıyorsun. Ha, ha borsaydı işte borsaya gideceğim. Rukiye, odayı verdik ama evin diğer taraflarını kurtardık ya. Galip sayılır bu yolda malum. Ay sorma Fericiğim. Neyse neyse kendini iyi hissetsin. Evinde hissetsin de misafir sonuçta ne yapacaksın? Ama ben size bir şey diyeyim mi? Odası istediği gibi olduğu için nasıl mutlu nasıl mutlu anlatamam. Ya Melat freni patlamış kamyon gibidir ha. Duvara toslamadan durmaz. Sen hiç sinirlendirme kendini. Eski defterleri kapat, boş ver. Eski defterlerle uğraşmıyorum ki. Bunlar yeni defter, onları açıyorum ortaya. Şimdi o da bir şeye benzedi işte. Açtım şöyle bir camı. Rüzgar dolandı böyle bir odanın içinde. Bırak beni, eşyalar çıktı diye rüzgar bile sevindi. Ay cik 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 vallahi şu kapı zili var ya beynimi didikliyor. Kuşlar kakalıyor beynimi. Aa hoş geldiniz Seyfi abi. Merhaba Güldencim merhaba. Hoş geldin Seyfi. Fethi'cim nasılsın iyi misin? Vallahi iyi desem mi kötü mü desem bilemiyorum böyle kuku makuşu gibi ortada kaldım ya Seyfi. Ben şimdi iyi ederim seni hiç merak etme. Yani. Seyfi Bey nerede kaldınız Allah aşkına? Efendim biraz işim vardı. Halleder halletmez hemen geldim efendim. Böyle bir çay koyayım mı ister ya. Misiniz? Yok yok çok işim var efendim. Buradaki işimi bitireyim hemen gitmem lazım. Seyfi ne işin var senin burada ya? Bu eve mutfak dolabı yapacağız. Mutfak dolabı mı? Evet. Mutfak dolabı ya. Ha? Mutfak dolaplarını yaptıralım dedim. Şöyle daha kullanışlı olsun. Usta ararken Seyfi Bey'e sordum. O da sağ olsun. Ben yaparım, şey yaparım dedi. Ne iyi komşularınız var Allah aşkına maşallah. Evet, teveccühünüz, teveccühünüz. Ben mutfak dolaplarımı değiştirtmem efendim. Evet ya ne gerek var? İcat çıkarmayın. Aa. İcat çıkarmayın. Mutfak dolaplarının nesi varmış ya? Kapakları karşıya açılıyor, kapalıyor, açılıyor, kapalıyor. Daha ne olacak ki? Abi nesi yok desen daha kolay cevap veririm yani. Adı var, kendi yok ayol dolapların. Yahu benim kaç yıllık dolabım, onlar bir her işimi görüyorlar. Ay kaç yıllık diyorsun işte, kendi ağzında söylüyorsun. Taş devrinden kalmış Allah aşkına. Söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama dayanamıyorum. Melahat Hanım, ben ölçüleri alayım, daha marangoza gideceğim efendim. Yok yok, ölçüye falan gerek yok. İcat çıkarmayın. Ölçüye falan gerek yok. Sinirlendirmeyin beni ya. Ya Melahat tamam işte. Odayı değiştirdim bir şey demedik. Mutfağına karışıyorsun ya. Ya senin yüzünden tansiyonum çıkıyor ya. Babacığım aman aman lütfen aman. Dikkat edin kendinize. Kızım nasıl dikkat? Bu evde tansiyonun çıkmaması mümkün mü ya? Şu anda hissediyorum. Çıkıyor yavaş yavaş böyle yukarı doğru çıkıyor tansiyon ya. Şöyle falan yani.
Tamam. Elif Hanım, harika bir fikir buldum. Köşeyi dönüyoruz ha! Ya ben köşeyi dönmek istemiyorum Şahin. Burada böyle sakince işimi yapmak istiyorum. Yok yok, köşeye dönmek istiyorsun ya. Çok para kazanacağız. Yalnız şu altınlar vardı ya, onu bana ver. Ben sana bir hafta içerisinde söz veriyorum, geri getireceğim bütün altınları. Söz! Oldu Şahinciğim. Ben sana altınları vereyim, sen de çarçur et, değil mi? Nicht ya. Çarçur değil, yatırım yapacağım. Ya olmaz diyorum Şahin, olmaz. Niye anlamıyorsun? Artık altın lafı duymak istemiyorum. Çekil misin önümden? Ya bir dakika, bir dakika ya. Yatırım yapacağız diyorum. Öf sana ya Elif Hanım. Harika. Ne yatırım oldu Şahin? Arkadaşlarla bir borsaya girecektik de çok para kazanacaktık ya, çok. Gün gelecek, öyle paralar olacak ki elle tutulamayacak, gözle görülemeyecek. Sadece bir rakamdan ibaret olacak. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Evet ya, buldum. Parayı nereden alacağımı buldum. Elvan, hiç altınlara gerek kalmadı. Buldum, buldum. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun gene? Ne bağırıyorsun? Buldum. Ne buldun? Ne bağırıyorsun? Benim ambisyon işim var, tamam mı? Hemen geleceğim. Aa, sanki çok iş yapıyorsun. Git. Nereye gidersin sanki? Hadi. Ne diyor bu bahsi? He? Ne karıştırıyor gene bu? Ne karıştırdığını bilmiyorum ama kafasının karıştığı çok belli. Aa, cevaplara bak bak. Sana soran da kalan. 46, 46 cevaplar var. Hadi gene. Abi sen kendi evinde hisset dedim. Ben de mutfak dolaplarını değiştireyim dedim abi. Yani ben normalde kendi evime sokmam bu mutfak dolaplarını. Milat'cığım ama gerçekten ayıp oluyor. Yok yok yok, değişmesin. Hiç değişmesin. Gerek yok. Efendim ben ölçüleri alayım. Çok vakit kaybediyoruz yani. Hiç. Melahat Hanım, şey diyorum, burayı boydan boya dolap yapalım efendim. Ay yapalım, çok güzel olur. Hayır efendim, bırakın Allah Allah, ben seviyorum dolaplarımı. Evet ya, dolap molap yapma yok. Nereden çıkarttın sen? Sen ne anlarsın dolap? Efendim ben az dolap yapmadım Fethi'cim, lütfen yani. Ya sen patik ören adamsın dolaptan, ne anlarsın ya? Dolap falan yapılmayacak, olay nokta. Peki ben ne ölçeceğim efendim? Boyunu ölç. Boyunu ölç ya. Anlayamadım efendim. Anlama, her şeyi anlamak zorunda değilsin ki Seyfi. İyi o zaman, dolap kalsın. Kalsın. Melahat'cığım ben seviyorum, ben kullanıyorum dolaplarımı. Ne diyeyim? Gönül bu. Ece kendi evi zannetti ya. Her şeyi indirecek, mutfağımı başıma yakacak. İnşallah bu son olur yani. İnşallah anneciğim, inşallah. Sakın bir şey yapma. Tabii, tabii. Fatih onu söylesene, içinde ne var o çantanın? Allah Allah, nesin meraklı? Sana ne var içinde? Ne merak ediyorsun sen benim çantamı? Ay yedim sanki çantanı Fatih ona, yedim sanki çantanı. Kapıya bak. Hoş geldin Şahin. Hoş bulduk Cici kaynana, Sibel Hanım. Babaannem burada mı? Burada! Burada evladım, hoş geldin. Hoş geldin canım. Hoş bulduk, pembe beyazım. Sana ne lazım? Hadi, ayrıca pembeysin. Şey, ne yapıyorsun, iyisin değil mi? İyiyim evladım, sen ne yapaysın? Çok iyiyim ya, sen... seninle özel bir şey konuşmam lazım. Çok güzel. Hay söyle. Haydi o vakit gidelim benim odama konuşalım biraz. Dedikodu yapalım. Yok. Haydi. Ay siz oturun. Oturun, oturun. Siz rahatsız olmayın. Ben geçerim içeri. Ne de olsa bu aileden olmadığım için. Her şeyler de benden gizlendiği için ben giderim. Aa. Giderim. Normal mi? O ne? Normal ne? Ya boş ver sen. Evet, hadi boş ver gitsin. Kızdı mı çok? Ne kız isterse kızsın, ne kız isterse kızsın. Hiç karışmam ben ona, bırak sen onu. Pof ona. Ya baba ne ya? Çok önemli bir şey söylemem lazım sana. Söyle evladım. Benim paraya ihtiyacım var. Kaç para? Ne kadar verirsen. Ne kadar verirsen diye sen söyleyeceksin kaç para lazım.
Benim için nicht yani. Nicht problem. Ne kahve verirsen o kahve alırım ben de. Ha olmaz öyle. Vardır bunun bir resepti, bir şey lazım Süleyhasın öyle. Tamam olmaz. Yani o zaman gönlünden ne kahve koparsa. Ben olur mu öyle gönlünde? Sen araysın parayı ama ben vereceğim. Sen diyeceksin baba anne ver bu kadar para diyeceksin bana. Tamam. Bir yere borcun mu var? Nicht. Nicht borç değil ya. Öyle bir şey yok. Sen o parayı bana verirsen ben o parayı belki iki katına çıkartırım. Hem faiziyle öderim sana ya. Senin ben faiz. Ha? Ben yememişim faiz hiçbir vakit. Yok be, yok faiz. Ya yardıma ihtiyacım var ya. Gerçek söylüyorum. Eğer sen ayağıma bir fırsat geldi. O fırsatı benim çok çok iyi değerlendirmem lazım. Dediğim gibi belki iki katına çıkartabilirim bu parayı. Belki mi üç? Hiç istemeyim beş. Belki mi altı? Of. Bilemiyorum butik ya. Biz ne anlarız abicim borsadan? Ahmet abi. Canım. Abi, bozacı Veli abi parasını beşe katlamış, olayı çözmüş de biz mi çözebileceğiz abi? Bak bu borsa işi benim aklıma yattı Ahmetciğim. Bak, bak, bak gördün mü? Ahmet abinin aklı yattı abi. Aklı yattı adamı. Ama tabii yine de piyasayı iyi takip etmek lazım butikçim. Tabii. Piyasayı mı? Aha. Abi biz neredeyiz şu anda? Abi şu anda biz piyasanın kalbindeyiz abi. Görmüyor musunuz? He? Görmüyor musunuz? Bakın sağ tarafımız kuyumcu. Sol tarafımızda kumaşçı var. Önünde yüncü var. Ön taraf yemek sektörü. Üst taraf temizlik sektörü. Tam piyasanın kalbindeyiz abi. Ahmet abi hadi gel hadi şu işe girelim he. Bilemiyorum butik. Borsa bana riskli geliyor. Bir de bu borsada sağda solda işte ne bileyim. Kazananlar hep başarı hikayelerini anlatır ya. Hiç kimse başarısızlık hikayesini anlatmaz. Bizim bu bozacı Veli hep kazanmış mı yani? Hiç kaybetmemiş mi? Ya tabii abi şimdi belli inişleri çıkışları olmuş. Hı. Ama sonuca bak abi. Sen he de bu akşam gidelim konuşalım. Zaten Veli abi bize gerekli kılavuzluğu yapacak bu iş üzerinde. Ne demişler Ahmet abi? Kılavuzu karga olanın burnu... Yok öyle karga marga yok. Karga marga yok. Levent'ciğim lütfen. Karga marga yok. Her şey ortada. Ahmet abi, hadi, hadi. Gel yapalım şu işi be abi. Ahmet abi. Girelim be tamam. Ben sana güveniyorum kardeşim. Gerçekten mi? Evet. Allah! Ahmet abi babak be. Helal olsun. Helal abi. Vereceksin mi para bana şimdi? Vereceğim oraya. Ha? Şahin nasıl yok? Aa sensin benim canım evladım. Bak evladım. Bak. Bunu ben çok sakladım bunu. Çok topladım ben bunu. Budur benim kefem, param. Bak olmasın bir şey daha değil mi? Nicht ya. Alayım mı? Ha, olmasın bir şey. Nicht, nicht merak etme. Hiçbir şey olmaz ya. Ha. Sen yeter ki kefen iste. Ben sana üç tane, beş tane alırım. Hiç sorun değil. Ha, budala. Ne yapacaksın ben üç, beş kefeni? Bana lazım bir kefen. Ya sana yetmez bir kefen ya. Ben sana vazgeçtim. Zaten zengin olacağım. Ben sana alacağım 15 tane kefen. Bu odayı her taraf kefen olacak. Aa. Kefen ne bu adam? Delirdin sen hey! Kefen nedir biliyor musun? Nicht. Ne zaman ölür insan onu sararlar o bezlere. Aa ya ihfaiz gördüm ben onu. Ha, tamam gördüm işte, gördüm. İşte odur kefen ona kefen değiller evladım. Tamam ya bir tane yeter o zaman sana ya. Babaannem benim ya. Vielen Dank. Çok teşekkür ediyorum ya. Zengin olacağım. Zengin olacağım. İnşallah evladım. Hiç merak etme. Unutma benim kefeni. Ya tamam hiç merak etme. Güzel saracağız. Saracağız be budala. Unutma sen kaybetme o parayı. Bana ver kefen paramı ver başka bir şey istemem sende. Gel Fehmiciğim gel. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk hoş.
Bana bak, biz yokken evde sıkılmadın değil mi? Yok canım, insan kendi evinde sıkılır mı hiç? Tabii tabii, haklısın ya. Oh. Ay yoruldum vallahi. Ah. Ya Rukiye, yoruldun tabii sen. Bana bak, onları bırak. Gel biraz nefes al. Ondan sonra dolaba koyarsın onları ya. Vallahi doğru dedim Fehmi'cim, şöyle dursunlar. Ha. Ay gerçekten yoruldum. Oh. Ay çok sıcak. Gülden ne arıyor ya? Yün almaya gitti abi. Çocuklara bir şeyler öleyim dedim. Önümüz kış. Çocuklar dımdızlak. Ama ya öyle çıplak çıplak dolaşıyorlar değil mi? Yok canım, var çocukların kışlıkları. Olsun olsun. Ben öleyim de sıcak sıcak giysinler, yazık. İyi düşünmüşsün, iyi düşünmüşsün. Biraz sen peki kızın okuluna gittin mi ya, Sunan'ın okuluna? Ha yok, evle uğraşmaktan vakit bulamadım abi. Yarın gideceğim kısmetse. Ha Melahat'cığım, aslında evde bu kadar vakit kaybetmene, uğraşmana gerek yok. Ay ben de sizin düzeninizi hiç bozmak istemiyorum ama gözüme batınca duramıyorum. Dur ya, dur sen, dur. Hiç bu kadar şey didinme ya, dur ya. Bu... Bu sesi... Bizden mi geliyor? Yok Fehmi'cim, bizim zilimiz böyle çalmıyor ki. Biz de çalıyor sanki ya. Bizim zil bu. Oğlum kuşlar öldü mü ya? Bizim kuşlar kaçtı mı? Kuş tısı var mı? Ay abi, o kuşlar benim beynimi didik 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 yediler. Ben de zili değiştirdim. Gong sesi yaptım. Ben İmparator filmi var ya, onu da seyretmiştim abi. Gong'a bir vuruyorlar, o kocaman gong'a. Böyle herkes hazır kıta. Abi beni bu ses çok dinlendiriyor. Aç bari Rukiye. Açayım. Aç aç. Çal çal. Şey duymadınız, zil mi değişti? Değişti canım, değişti. Halan değiştirmiş. Nasıl ama, çok güzel değil mi abi? Hayır, Veli abi, bende bu kadar para var. Abi bende bu kadar toplayabildim. Veli abi, bu da benim param. Hadi hisseleri alalım. Roket gibi borsaya girelim ha? Öyle gidip hemen alamayız. Ha. Paralarınız cebinizde kalsın. Yarın sabah erkenden kalkıp Tahtakale'ye gidip alırız. Tamam? Aa, öyle mi diyorsun? Şimdi abi peki ne alacağız? Ha. Biraz çimento alırız. Veli abi, ben gıda sektörüne yatırım yapmayı düşünüyorum. Yani gıda işinde iyi para var. Abim dükkanı çekip çeviremiyor, işletemiyor. Ama yani gıdada iyi para dönüyor. Olur Sinan, onu da alırız. Tamam. Tamam, o zaman pastane hissesi de alalım. He? Pastane küçük işletme. Yarın gidince göreceksin Şahin. Bu dünya çok büyük bir dünya. Biz bunda böyle bir taneyiz. Öyle mi diyorsun? Evet. Yapma ya. Tane miyiz ya biz? Ya oh be. Oh be, içim ne rahatladı var ya. Şimdi şu paramıza da bir değer katarız. Üstünü katladık mıydı? Uf. Ya benim şu parayı acilen bulmam lazım. Babaanneme söz verdim. Kefen alacağım ona. Alırız Şahin, alırız. Merak etme. Sinan! Sinan! Beyler, abin çağırıyor. Sinan! Sabah görüşürüz, tamam mı? Ben gidiyorum şimdi. Ay, Sinan, zengin oluyoruz. Zengin. Zengin oluyoruz. Zengin oluyoruz. Abi, sende mi? He? Abi, sende mi? Arada bir böyle. Boş ver. Neredesin Sinan? Heh, şey, kahvedeydim abi. Gönderdin mi parayı memlekete? Gönderdim abi, tabii gönderdim. Heh, iyi yaptın. Hadi geç işin başına. Heh, tamam. Geç. Fehmi'cim, konuşacaksın değil mi Melahat'le? Abi tabii konuşacağım, sen hiç merak etme. Birazdan konuşacağım. Abi, ne diyeceğim? Şu balkonu kapatsak mı? Yok evet, balkonu kendi halinde bırak, öyle yaşasın ya. Hiç gerek yok. Bak, Melahat. Şimdi... seninle biraz konuşmak istiyorum ben de. Bir şey mi oldu abi? Şöyle yani... Şimdi... Ben sana burada yani kendi evindeymiş gibi hisset kendini dedim ya.
Dedin evet. Şimdi ben sana şimdi şöyle bir şey var. Ev bizim aslında. Bizim evimiz. Ben orada sana dedim yani Melat, sen burada sanki senin evindeymiş gibi hisset kendini. Şimdi bu aradaki sanki çok önemli ya. Sanki oradan aradan alacaksın. Sanki kendi evindeymiş. Sanki. Ya, bu önemli. Tabii canım. Ev sizin eviniz sonuçta. Evet. Şimdi sen o kadar değişiklikler yapıyorsun ki. Şimdi ev benim evim olmaktan çıkıyor. Ev sanki başkasının evi gibi oluyor. Yani ben hangi evin reisiyim onu karıştırıyorum ya. O acayip çok karışıyor. Sanki şey oluyorum, yabancı bir evdeymiş gibi oluyorum. Şimdi ev bizim ama ya sen şimdi çok değiştiriyorsun ya. Kapı zili değişti, kuş gitti, rahmetli oldu, onun yerine gong gong geldi. Eşyalar yer değiştirdi falan. Neyse. Sadede gelelim. Şimdi ev bizim. Ev bizim. Sen kendi evindeymiş gibi davran, fakat ev bizim. Yani demek istediğim öyle çok değişiklikler yapmamak lazım. Yapma yani. Anladım abi. Çok iyi anladım. Bana müsaade lütfen. Müge, nasıl konuştun? Çok iyi konuştun Fehmiciğim. Evet. Çok iyi konuştun, evet. Olur. Ben anlamadım ya konuştuğumu, ne konuştuğumu. O anladı. O çok önemli. Onun anlaması çok önemli. Ne demişler? Senin ne söylediğin değil, karşındakinin ne anladığı çok önemli. O da çok iyi anladı ya. Yani kısaca ev bizim ya. Geldi gidiyoruz karma karışık yollarda, hüzünden mutluluktan de bana yapmışız gene yıkmışız hep en sonunda, maziye sırtımızı yaslaya yaslaya tutunmuşuz geçmişin kanatlarına. Özlemişiz ne var ne yoksa hep bir devriyor. Güç almışız dünden bugün yürürken yollarda. Aslında hepimiz gibi